Hakkari Belediye'mizi, Hakkari halkımızın iradesi olan Hakkari Belediyesi gasp edilmiş. Ve biz kayyumların 100 yıllık cumhuriyet tarihinde 1960'ta, 1970'lerde, 1980 yılında ve son 2016 yılında kazanımlarımıza uzanan ve gaspından kaynaklı yaratmış olduğu yıkımlardan da tanıyoruz. Buradan sesleniyoruz. Yapılan demokrasiye bir saldırıdır. Belediyelerimizin gaspı hukuka bir saldırıdır. İnsan haklarına, halkın iradesine bir saldırıdır. Hakkari Belediyesi Kürt halkının kendi alın teriyle, kendi emeğiyle yarattığı kayyumun gaspına karşı yıllardır mücadele ettiği, 31 Mart'ta kazanımla açığa çıkarttığı bir değeridir, bir yerel yönetimidir. Bu anlamda bizler bugün burada Hakkari halkımızın iradesini üzerindeki gaspı yok edene kadar eş başkanımız Mehmet Sıdık Akış'ın serbest bırakılmasına kadar bugün bu saatten itibaren Dersim Belediyesi önünde her gün saat 5 ile 24 arasında nöbet eylemini devam ettireceğiz. Belediyemizi geri alana kadar, eş başkanımız gözaltında bırakılana kadar devam edeceğiz. Kürt halkına yapılmış bir siyasi darbedir. Yerine atanan kayyumlar sömürge valileridir. Bu kararınızı tanımıyoruz. 31 Mart'ta yenilen AKP iktidarı ve onun küçük ortağı her seferinde varlığını Kürt halkının iradesini gasp ederek kendini yaşatmaya devam ediyor. Kayyumlar ekonomik talandır. Kayyumlar kültürel kıyımdır. Kayyumlar kadın, gençlik, tüm halkların kazanımlarına birer saldırıdır. Bugün sadece Hakkari halkına yapılmış bir saldırı değil, tüm Türkiye halklarına bir tehdittir. O nedenle bugün yanımızda olan tüm siyasi parti temsilcilerine, bu mücadelede bize omuz veren, yan yana duran tüm ittifakımızda, tüm temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Ve tüm Hakkari halkını saygıyla, muzurun coşkusuyla selamlıyorum.